أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Evet aziz muhterem rehber TV izleyicileri geçen haftaki fıkıh derslerimizde kurbanla ilgili konuşmuş idik. Kurbanın bir kısmını işledik ve geriye kalan kısmını da inşallah bu haftaki dersimizde sizinle beraber işlemeye çalışacağız inşallah. Tabii ki dedik kurban kesmek Hz. İbrahim'in sünnetidir. allah Teala'nın Hz. İbrahim'e emretmesiyle oğlu İsmail'i Allah yolunda feda etmesidir. Hazreti İbrahim bir gün rüyasında şunu rüyasında oğlu İsmail'i kestiğini, Allah yolunda kurban ettiğini görür. Ve bunun üzerine gelir Hazreti İsmail'e bu konuyu anlatır, beyan eder. Tabii ki Kur'an bizlere Rabbimiz Kur'an ayetinde bunları bizlere açıklamıştır. Ayette şöyle buyurmaktadır Rabbimiz Hazreti İbrahim'in diliyle. Hazreti İbrahim şöyledir: ya bu neye? Ey evlatçığım. İnni ara fil menami enni edbehuke. Ben rüyada seni kestiğimi görüyorum. vurma Sen bu konu hakkında ne dersin? Tabii ki Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail babası Hazreti İbrahim gibi neydi? O da babası gibi Allah'a teslim olanlardan idi. Allah'a adananlardan idi. O da ya ebeti Ey babacığım, if'al ma tu'mer. Tu emr olunduğunu yap. Allah sana neyi emretmişse onu yerine getir. Seteciduni inşa'allahu min sabirin. İnşallah sen beni sabredenlerden göreceksin. Sana isyan eden, bağırıp çağıranlardan, Allah'ın emrine asi olanlardan, Allah'ın emrine karşı gelenlerden olmayacağım. Şüphesiz ki ben sabreden kullardan olacağım diye babasına söyler. Tabii ki Hz. İbrahim İsmail'i en güzel bir şekilde hazırladıktan sonra Rabbine kurban etmek için götürür. Fakat Allahu Teala ona bir koç gönderir ve bu koç ile Hz. İbrahim'i, Hz. İsmail'i kesilmekten yani kurban olmaktan onu kurtarır. Ve bu artık bir sünnet olur. Bizler de kurban bayramında ve kurban bayramının dışında da Allah'a yakınlaşmak için kurbanlar keseriz. Bu konu üzerine zaten geçen haftaki konumuz haftaki dersimizde konuşmuş idik. Tabi bu noktada kurbanla muhatap olacak kişiler de sünnetli hakkında ve onlarda aranan bazı şartlar gerekir. Tabii ki kurban ibadetiyle muhatap olacak ilk kişi ilk şartımız nedir? Müslüman olmaktır. Bir insan Müslüman olması lazımdır ki kurban kesebilsin. Kafir olan kişiden kurban kesilmesi istenilmez. Kur'an kurban bir ibadettir. Kurban Allah'a bir yakınlaşmadır. Kurban insanın kendini Allah yolunda malını ne yapmasıdır? Feda etmesidir. Bu da kardeşlerim nedirler? Bu da tabii ki Müslüman olan kişiden beklenilen yapılması gereken husustur. İkinci olaraktan kurbanı kesecek kişinin buluğ ve ak, buluğ çağına ermesi, akıllı olması tabii ki deli insandan bunu olmaz. Bu deliden istenilmez kardeşlerim. Bir diğer husus üçüncü olarak kişinin gücünün olması. İstitaat dediğimiz şey kişi, kişi eğer ki kurban kesecekse gücünün olması yani kendi ailesi, ailesinin kendisinin ve ailesinin nafakasını verip daha sonra fazla kalandan Allah yolunda ne yapmasıdır? Kurban etmesidir. Arkadaşlar kurbanın kurban sadece bazı hayvanlar kurban edilir. Tüm hayvanlar kurban edilmez. Bunlardan ilki devedir. Allah yolunda kurban edilecek ilk hayvan deve. Daha sonra inek, daha sonra koyun, keçi diye bu şekilde ne yaparız? Bunları kurban ederiz. Bunlar dışında başka hayvanlar nedirler? Başka hayvanlar Allah yolunda kurban edilmezler. Bunların içinde hayrı sevabı en fazla olan hayvan hangisidir? Kesilmesi hayrı sevabı fazla olan tabii ki en büyük olan devedir. Deve en fazla hayrı olandır. Daha sonra kişi inek keserse onun hayrı daha fazladır. Daha sonra koyun o şekilde devam edilir kardeşlerim. Tabii ki kurbanda insan ortak olabilir mi? Mesela bir kurbanı kestiğimiz zaman birkaç kişi o kurbana ortak olabilir mi? Bir deve ve inekte kardeşlerim yedi kişi kurban olur. Mesela yedi kişi orada ortak olur. Mesela bir deveyi kesmek istediğimiz zaman yedi kişi ne yapar? O devede ortak olabilirler. Hakeza inekte yedi kişi ortak olurlar. Mesela paralarını toplarlar paralarını bir araya getirirler ve onu onu verip bir şekilde deve veya inek keserler. Ama koyun ise kardeşlerim koyunda sadece bir kişi onu kesebilir. 2 üç kişi veya beş kişi, yedi kişi koyunda ne olmaz? Koyunda kurban olmazlar kardeşlerim. Keçi de hakeza. Tabi kurban edilecek hayvanda da kardeşler bazı şartlar aranmaktadır. İster deve olsun, ister inek olsun, ister koyun, keçi olsun bu hayvanlarda bazı şartlar aranmaktadır. Sıradan her bulduğumuz hayvanı onu Allah yolunda kurban edemeyiz. Kurbanda ne vardır? Bazı şartlar var. İlk olarak yaş şartı. Mesela bir deve kaç yaşında ne yapılır? Kurban edilir. Bunun yaşı kaç olması lazım? Bir deve kardeşlerim 6 yaşına basan bir deve Allah yolunda ne yapılır? kurban edilir. Ve inek ise, keçi ve inekler ise üç yaşlarına varınca, üç yaşına girerse onlar ne yapılır? Kurban edilirler. Koyun ise iki yaşına girerse, iki yaşına giren koyun da ne yapılır? Allah yolunda kurban edilir kardeşlerim. Ve yine bir yaşına varmış ama ön dişleri dökülmüş olan bir koyun, ne yapılır? Yine Allah yolunda kurban edilebilir. Dedi ki koyundaki şartımız nedir? İki yaşına girmektir. Ama bir koyun bir yaşındaysa ve ön dişleri eğer düşmüşse onlar da ne yapılır? Onlar da kurban edilir kardeşlerim. Bu yaş noktasındaki sınırlamamız idi. Yine kurbanda aranan şartlardan bir tanesi kurbanın ne olması? Bazı ayıplardan selim olmasıdır. Yani bazı ayıpların onda bulunmamasıdır. Bu ayıpları toplam olarak özetlersek hayvanın etinde bir eksikliğe sebep verecek herhangi bir ayıbın kurban edeceğimiz hayvanda bulunmamasıdır kardeşlerim. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? O ayıplardan bir tanesi kurban edilmeye engel olan ayıplardan bir tanesi hayvanın beyninin olmaması. Mesela beyninin gitmesi. Nasıl? hayvanın zayıflığından dolayı o hayvan çok zayıftır. Öyle ki artık beni gitmiştir. Bu hayvan ne yapılmaz? Kurban edilmez. Sakat olan hayvan sakattır fakat sakatlığı bellidir yani. Mesela yürüdüğünde diğer hayvanlardan geri kalıyor. Diğer hayvanlar çok rahat bir şekilde otlarken, yürürlerken o ne yapıyor? O ile çok rahat bir şekilde ne yapamıyor? Ee, yürüyemiyor. Bu hayvan da kurban edilmesi edilmez kardeşlerim. Ondaki o ayıp da kurban edilmeye engeldir. Yine mesela gözü kör olan hayvan bu da mesela onun yem yemekten otları yemekten onu ne yapar? Engeller. Engellediğinden dolayı o hayvan da kurban edilmez. Ve yine kardeşlerim mesela açık şekilde hastalığı ortada olan hayvan. Mesela zayıflamış, hasta bir hayvandır, yerinden kalkamıyor diğer kendi diğer arkadaşları gibi hayvanlar gibi otlaklara gidemiyor. Bu hayvan da nedir mesela? Bu da kurban edilmez. Ve yine son olarak kulağı kesik olan mesela bir hayvan kulağı kesilmişse kesikse bu hayvan da nedir kardeşlerim? Kurban edilmez. Çünkü bu da onun için bir ayıp olarak görülür. Bu da kurban edilmez. İşte burada özetlersek aslında şunu diyebiliriz bu dört tane saydığımız ayba hayvana kurban edilmesine engel olacak ayıpların dört tanesini sıra bizler özetlemek istersek şudur. Artık hayvanda onun etini azaltacak, etinden azaltacak ve onun diğer akranları gibi yem yemesine yani kilo almasına engel olacak bazı hastalıklar varsa o hayvan nedir? O hayvan kurban edilmez kardeşlerim. Ama bunun dışında hafif bazı hastalıkları varsa, hafif bazı eksikleri varsa onlar nedirler? Onlar kurban edilebilirler. Kurban hayvanı kurban etme vakti ne zamandır? Kurban etme vakti bayram günü güneş doğduktan sonra artık ne yapılır? Kurban yapabiliriz. Bir hayvanı kurban kesebiliriz. Tabi efdal olanı yine nedir? Bizler namaz kıldıktan sonra, bayram namazı kıldıktan sonra kurbanımızı kesmemizdir. Çünkü Allah-u Teala diyor, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Rabbin için namaz kıl ve ne yap Allah yolunda kurbanını kes diye Rabbimiz buyurmaktadır. Namazı kurbandan önce zikretmiştir. Ama güneş bat çıktıktan sonra bayram günü artık bizler kurban bayramında kurbanımızı kesebiliriz. Bu vakit ne zamana kadar? ...devam eder kardeşlerim. Bu vakitin devam etmesi ise ta dördüncü gün kurban bayramının dördüncü günü güneş batana kadar bizler ne yapabiliriz? Kurbanımızı kesebiliriz. Bizler dördüncü gün güneş batana kadar kurbanımızı kesebiliriz. Bu konu hakkında İmam Bukhari'de, Müslim'de geçen bir hadisi şerif var. Bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. اَوَّلُ نَبْدَعُ بِهِ يَوْمَنَا هَذَا Bugün günümüze ilk başladığımız işimiz namaz kılmaktır. Tabii ki o da nedir? Kurban bayramının namazıdır. سُمَّ <laughs> Sonra evlerimize döneriz. Fenen <laughs> haru. Bizler ne yaparız? Hayvanlarımızı keseriz. Femen فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا kim bunu yaparsa bizim sünnetimizi ne yapmıştır? Sünnetimizi yapmıştır. Sünnetimize isabet etmiştir. Bizim yaptığımız gibi o da yapmıştır. وَمَنْ زَبَحَ قَبْلَ ذَٰلِكَ Kim bundan önce keserse فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ O kendi ailesine takdim ettiği bir et olarak nedir? Görülür. Yine dedik ya, eyamet teşrik dediğimiz teşrik günleri, bayramın dört günü kurban kesebiliriz. Çünkü hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyorlar. Ve kullu eyyami teşriki zebhun. ı teşriğin her günleri nedir? Kesme günüdür. O günlerde ne yapabiliriz? O günlerde bizler hayvanlarımızı kesebiliriz. Tabii ki geçen haftaki konumuzda dersimizde şunu demiştik. Demiştik ki sünnet olan kurbanlar vardır ve farz olanlar vardır. Bu Kurbanlarımız farz olduğu zaman ona ne yaparız? Sünnet olduğu zaman ona ne yaparız? Kurbanımız şayet adak dediğimiz nezir kurbanıysa onun tümünü Allah yolunda veririz. Ondan biz ve ailemiz nafakası bizlerin üzerimize vacip olan kişiler ne yapamazlar? O kurbandan faydalanamazlar. O kurbandan yemezler. Ha keza bizler de nezir olarak adak olarak adadığımız o kurbanın etinden bizler yemeyiz, bizler faydalanmayız. Şayet eğer ki bir ailemizden biri o etten yerse normalde yememesi lazım. Adak olan, nezri olan etten ailemizden nafakası üzerimize vacip olan çocuğumuz, kızımız işte anne babamız eğer nafakasız şeyse bunlar yemezler. Bunlardan bir tanesi şayet yerse o zaman ne lazımdır kardeşlerim? o zaman o yediği et kadarıyla para verilir. Misalen bir kilo eti diyelim bizim bir çocuğumuz yedi ve yarım kilo eti bir çocuğumuz yediyse ise o yarım kilo et şu an mesela fiyatı ne kadarsa onun fiyatınca parayı ne yaparız? Parayı Allah yolunda feda ederiz, Allah yolunda veririz. Bu adak dediğimiz nezir olarak adanan kurbanlarda durum böyledir. Ama sünnet normal kurban bayramının sünnetine binaen kestiğimiz kurban ise kardeşler bu kurbandan bizler faydalanabiliriz. Bunun etinden yiyebiliriz. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam bayram namazı kıldıktan sonra malumunuz kurban bayramında namaza giderken bir şey yenilmemesi sünnettir. Çünkü Peygamber sen bayram namazını kılardı. Bayram namazı kıldıktan sonra hayvanını keser. O hayvanın etinden ne yapardı? O hayvanın etinden yerdi. İşte bizler de kardeşlerim o kestiğimiz hayvanın etinden biraz yememiz nedir? Sevabı, fazileti nedir? Sevabı vardır. Onun bereketinden ne yaparız? Alırız kardeşlerim. Fakat bunun dağıtımı ise üçe ayrılır. Şafi mezhebinde bunu üçe ayrılırlar. Üçte birini kişi kendi ailesine verir sünnet olan kurbanda. Diğer üçte birini fakirlere verir. Diğer üçte birini komşu ve akrabalarına ne yapar? kişi dağıtır. Şayet bu komşuları zengin de olsa onlara ne yapılabilir? Onlara verilebilir kardeşim. Fakat buradan alimlerimiz yine en faziletli en faziletli olanın tümünün fakire dağıtılması yanın e, dağıtılmasının daha faziletli olduğunu görmektedirler. Çünkü kurban fakirin ihtiyacını gidermektir. Evine et götüremeyen fakirlerin evine etin götürülmesidir. Kendi çocuklarıyla oturup işte bayram günü ve bayramdan sonra o etten faydalanmasıdır. O açıdan alimlerimiz derler ki kişi ne yapar? O günde bütününü fakirlere vermesi daha faziletli, daha evladır. Kendisi de o etten yiyebilir. Tabii ki kardeşlerim kurbanın derisi noktasında deri kurban derisini satmamak gerekir. Yani onu da ne yapmak lazım? Allah yolunda tasadduk olarak vermek gerekir. Kurban kesen kasaba kestiği o iş karşılığında ne yapılmaz? Deri verilmez. Onun ücreti verilir. Mesela bazı insanlar ne yaparlar? Kestikleri kurbanın karşılığında o kurbanın diyelim derisini kasaba iş karşılığında verilir. Yaptığı kesim karşılığında o deri verilir. Böyle olmaz kardeşlerim. O deriyi de ne yapmak lazım? o deriyi de hayır sahiplerine, onlara, fakirlere, ihtiyaç sahiplerine onu ne yapmak lazım? Vermek lazımdır. Bunun karşılığında, iş karşılığında o deri ne yapılmaz? Hiçbir şekilde verilmez. Ve onu kişi satamaz da, onun parasından faydalanamaz da. Mesela bir insan kurban kesti, ben o deriyi götüreyim, satayım, onun parasından faydalanamaz. Öyle yapmaması gerekir. Ne yapması lazım? Onu fakire veya bir yere verip ondan faydalanması gerekir. Tabi kurban için adaplar vardır. Mesela bizler bir kurban kesmek istediğimizde bunun da adapları var. Misalen biz bayramdan önce kurban bayramını önce dedik ki inşallah nasip olursa kendime bir kurban keseceğim. İşte veya işte böyle bir niyet geçirirse içinden o zaman ne yapar? O kişi ta kurban kesene kadar vücudundan hiçbir şekilde bir saçından bir kıl almaz. Vücudundan bir kıl kesmez. Ve hakez arkadaşlar kendi tırnağını da kesmez. Ta kurbanını kesene kadar. Mesela bayram günü gelir. Bayram günü kurbanını keser. Daha sonra saçından varsa veya tırnağı varsa tırnağını ondan sonra keser. Çünkü o gün nedir? Yani biz o kurbanı kesmemiz ile o kurbanın kanı daha yeryüzüne düşmeden Nedir? Allah katında düşer ve o kurbanın kanı daha yere varmadan insanoğlunun günahı, kurbanı kesen kişinin günahları ne olur? Kurbanı kesen kişinin günahları ondan bu şekilde ne olmuş olur? Dökülmüş olur. İşte zaten bu konu hakkında Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hadis-i şerifleri var. Bu açıdan bizler zilhişe, mesela zilhicce ayının onu girdiği zaman artık kurban kesme gibi bir niyetimiz varsa o zaman ne yapmayız? Saçımız veya tırnağımızdan kesmeyiz. Bu faziletli olandır. Hani kessek bir şey olur mu? Kesebiliriz. Bir sıkıntı yok. Fakat sünnet bizden kesilmemesini istemiştir. Sünnet olan nedir? Budur kardeşlerim. Bakın Müslim'de, İmam Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu konu hakkında şöyle buyururlar. اِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ زِلْحِجَّ Sizler zilhicce ayının hilalini görürseniz ve erade ehadukum ve sizlerden biri isterse en yudahiye kurban kesmeyi fel yumsik an şa'rihi ve ezafirihi. Ne yapsın? Saçını ve tırnaklarını artık vücudundan bir kılı veya tırnaklarını kesmekten kendini alıp koysun onları kesmesin. Ta kurbanını kesene kadar. Kurbanımızı kestikten sonra bunu yaparız. Yine kurbanın adaplarından bir tanesi kardeşlerim kurban keserken dua etmek. Çünkü o bir ibadettir. Allah'a yakınlaşmadır. O esnada da kendimize, ailemize kurban kesimi esnasında dua etmek. Bu da nedir? Sevabı fazladır. Duanın kabul olma yerlerinden biridir. Bir diğeri ise arkadaşlar adaplarından biri kurban keserken salavatlar getirmek. Peygamber aleyhissalatü vesselama salavat getirirsek bu şekilde onun da neyi vardır? Onun da sevabı vardır. Bir diğer adabı ise kurban keserken keseceğimiz kurbanı kıbleye döndürerekten, kıble yönüne vererekten ne yapmak? Kesmek. Bu da kurbanın adaplarındandır. Yine adaplarından bir tanesi de kişi şayet gücü varsa kendi eliyle kurbanı kesebilse bu da sünnet olan bir şeydir. Veya hayır hayır sahiplerine de verebilir hayır sahipleri de ne yapabilir? O kurbanını o kişinin yerinde kesebilirler. Yani hayır sahipleri bazen o işle uğraşan insanlar olurlar. Onlara da kişi kurbanını verebilir. O kurbanı onun için kesebilirler kardeşlerim. Bu şekilde kurban konusunu da sonlandırdık. Ve dersimizin sonuna geldik. İnşallah bir dahaki dersimizde buluşmak üzere sizleri Allah-u Teala emanet ediyoruz. selamu Aleykum ve Rahmetullahi Berekatuhu.